Merhaba hanımlar, Periörgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle 2 yaş erkek çocuk hırkası çalışacağız. Hırkamız daha önce hiçbir yerde ve hiçbir kanalda olmayan bir model. Model bana ait, kolay bulunsun diye Eriş modeli ismini verdim. İki yüzü de model olan bir örgü. Bu hırkamızda yaka kısmına tekstil tipi yaka başlama ile başlayacağız. 3 numara ile başlayacağız. 3 numaralı misinalı şişle. Bu yaka kısmından sonra isterseniz siz 3,5 numaraya dönebilirsiniz. Ben 3 numarayla başlayıp 3 ile devam ettim. Başladığımızda yaka düşürme tekniği ile birlikte modelimin kurulumunu tarif ettim. Bu kısımda yaka düşürme bitene kadar ayrıca kanalıma Eriş modeli diye modelin kısa sıralarla tarifini yükledim. Hırkaya başlamadan modeli küçük parçada deneyip elinize alıştırabilirsiniz. 3 numara şişimiz bize diğer lazım olan bir tığ lazım. İlmeklerimizi kesmek için, sonunda dikmek için yine böyle bir dikiş iğnesi gerekli. İpimizde ipim Himalaya anti-peeling bir ip, Bebelux, 100 gram 250 metre ve renk no'su da 704-19. Bazı çekimlerde ışıktan dolayı lila gibi görünse de ipim açık 5. Hırkamda 2 yumak kullandım. İkinci yumağımdan kalan ip bu kadar. Bir sonraki çalışmam hırkamın yeleği olacak. Yeleğimde bu tekstil başlama ile başlayacağız ve roba kısmına kadar birinci bölümde tarif edeceğim. Birinci bölümden sonra ikinci bir bölümde kollarımızın örülüşünü, diğer kol örülüşü ve beden kısmında model uygulamamızı tarif edeceğim. En son bitirişlerini, ilmek kapatlarını kapatmayı tarif edip, kol dikişini de tarif edip tarifimi tamamlayacağım. İki bölüm halinde kanalımda yayınlayacağım. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Düğmelerim birazcık büyük, değiştirilecek bir düğme. Sizler için fikir olsun kaç tane olacağı diye diktim bu düğmeyi. 4 ilik yeri açtım ve 4 tane de düğme diktim. Hep birlikte başlayalım. Kolay gelsin hepimize. Örgümüze şişimize 80 ilmek atarak başlıyoruz. Misinalı şişimde 80 ilmek var. Şişim 3 numara. Tekstil tipi lastikle başlayacağız ve bu tekstil tipi lastiği 3 numarayla başlayacağım. Bu bant kısmı bitince isterseniz 3,5 numaraya dönebilirsiniz. İlk sıralarımız 3 numara ile. Birinci ilmeğimi ördüm, kenar ilmeğimi. Daha sonra bir ters, bir düz ilmek öreceğim. Sıra boyunca bir ters, bir düz öreceğiz. Düz ilmek, ters ilmek. Düz ilmek, ters ilmek. Tüm ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. İlk sıramız, örgünün ipi sağ yönde. Devam edip tüm ilmeklerimi bir ters bir düz örerek tamamlıyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Bir ters bir düz ördük tüm ilmeklerimizi. İpimiz örgümüzün sol yönünde. Başladığımız ip. Bu sırada ikinci sıramızda farklı bir işlem yapacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum.
Kenar ilmeğimi ördükten sonra ikinci ilmeğim düz. Düz ilmeği şişi alttan doluyorum. İlmeği şişime takıyorum. Çeviriyorum. Şişime takıyorum ve düz örüyorum. Devamındaki ilmek ters, gelişine ters örüyorum. Daha sonraki ilmek yine düz, şişi yine örgünün altından takıyorum. İlmeği çevirip ilmeği şişime alıp örüyorum. Ters ilmeği yine gelişine örüyorum. Devamındaki düz ilmeği çeviriyorum. Döndürüyorum, şişime takıyorum ve düz örüyorum. Devamındaki ters ilmeği gelişine örüyorum. Daha sonraki düz ilmeğimi şişime aldım, çevirdim, şişe taktım, düz ördüm. Ters ilmeği yine gelişine ördüm. Devamındaki düz ilmeği bu şekilde örgü dururken şişimi örgünün altından bu şekilde doluyorum. İlmeğe takıyorum, ilmeği çeviriyorum, şişe takıp örüyorum. Ters ilmek gelişine. Düz ilmek yine aynı şekilde çevirerek. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Düz ilmeği şişimi alttan dolayıp ilmeğe takıp çevirip döndürüp şişime takıp düz örüyorum. Diğer ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna yaklaştım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi yine şişimle alıp çevirip şişime takıp düz örüyorum. Tekrar ters ilmek ve düz ilmek. Biraz sıkı başladım galiba. Ve son düz ilmeğimi de çevirip ördüm. Ters ilmeği örüyorum. Örgümün kenar ilmeğini de örmeden şişime taktım. Döndürdüm örgümü. Ve bu yüzde tüm ilmeklerimi yine gelişine bir ters bir düzü öreceğim. Düz ilmeği düz ördüm. Ters ilmeği ters ördüm. Tekrar düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Tüm ilmeklerimi bir ters bir düz devam ediyorum. İlmeklerin yönü belli etti. Ters ve düz ilmekler belli. Sıra boyunca bir ters bir düz örüp bitiriyoruz ilmeklerimizi. Lastiğimizde dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. İlmeklerimi yine sıra boyunca bir ters bir düz örerek devam edeceğim. Hepsini bir ters bir düz örüyorum. Bu şekilde örüp tamamlayacağım. Ters ve düz sıralarımız bitti ve tüm ilmeklerimi ters öreceğim artık. Haroşayı ters ördüğüm için ben ters örmeye başlıyorum. Düz ören arkadaşlar da bu sırada hepsini düz örmeye başlayacak. Tüm ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum.
3 çizgi haroşa öreceğiz. Bir ters, bir düz sıralarım bitti. Artık haroşa örgüye döneceğiz. Bunun için de tüm ilmeklerimi ters öreceğim ben. Düz haroşa ören arkadaşlar da bu sırada hepsini düz örecek. Eğer düzle örüyorsanız tüm ilmekleri düz örerek devam edin. Ve ilik yeri açacağız. İlik yeri açtıktan bu sıralarda açmamız lazım. 3 sıra haroşa olana kadar örelim. Daha sonra ayrımlarımıza geçeceğiz. Bu diğer düz yüz burası benim. Bu yüze geldiğimde bir diş haroşa olduğunda ilik yerimi açacağım. İlik yeri açacağımız sıradayız. Sıralarımı tekrar söylemek istiyorum. Birinci sıramız bir ters bir düz ördük. İkinci sıramızı düz ilmeklerimizi çevirerek ördük. Daha sonra iki sıra bir ters bir düz ördükten sonra haroşa sıralarımıza döndük. İkinci haroşa sıramda ilik yerini açacağım ben. 2, 4, 6 ilmeğim var. 6 ilmeğin 2 tanesini birlikte örüyorum. Ve devam edip 4 ilmeğimi hiçbir işlem yapmadan ördüm. Örgümüz bir ilmek eksildi. İkisini bir aldık ilik yeri için ve başka işlem yapmadık. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum. Şişte 4 ilmek var. Bir tane doluyorum. Ve kalan ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İlk ilik yerimi açtım. İpimiz olan tarafta ve ilik yerimiz. Devam edip sıralarımızı tamamlayacağız ve ayrımlarımızı yapacağız. İkinci sıra, 3 sıra, 3 çizgi sıra haroşa olana kadar örüyoruz. Tamamladık. 3 sıra haroşamız var. Şimdi bu sırada ayrımlarımızı yapıp kol kısmına model uygulayacağız. Ön kısmı ve arka kısmı ve diğer önü düz öreceğiz. Modelim çok kolay. Yaka kısmına ayrımlarını kısa satırlar yaparken modeli de kurmuş olacağım ve tarif edeceğim. Kolay bir model. Bir ilmek ve katlarından oluşan bir model. Bir de bu yaka lastiğinden sonra isteyenler 3,5 numara şişe dönebilir. Ben 3,5 numara şişe dönmeyeceğim. 3 ile devam edeceğim. 3,5 biraz bileğimi ağrıttığı için 3 numarayla daha rahat örüyorum. Eli sıkı olanlar veya sürekli 3,5 numaraya alışkın olanlar bu ölçümü, bu örgümü 3,5 ile devam edebilir. Bir tık büyük olacaktır benimkinden. Ayrımlarımda 80 ilmek var yakamızda. Önleri 15 ilmek, kol 10 ilmek, arkası 22 ilmek, diğer kol 10 ve diğer ön 15 ilmek. 8 ilmekte artma yerleri için bu kısımdaki 2 ilmek ayarlıyorum ben. 8 ilmekte bu kısımlarda var. Çok yakamızda çok ilmek yok ama yine de kısa satır dönüşleri yapacağız. Böyle bebeğin boynuna dayanmasın hırkasının yakası. 8 ilmek ters örgü öreceğim. Bandım 8 ilmek. (2, 4, 7 ve 8) 8 ilmek bandımız. Devam edip kalan bu işaretime kalan 2, 4, 7 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6 ve 7. Ayracımı alıyorum ya da önce artmama atıyorum ve tekrar ayracımı takıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ayracı takıp 1 ilmek daha gizli ilmek atıyorum. Kolda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. 2 ilmek artma yapacağım. Koldaki modelimizin ilk sırası hepsi ters örülecek. Ters örerken hem artmamı yapıp hem de modelin ilk sırasını kurmuş olacağız. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. 3. ilmeğin hemen altından buradan bir tane ilmek takıp onu da ters ördüm. Devam ettim. 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. Ve 4. ilmeğin yine hemen altından ilmek takıyorum. Ve bunu da ters örüyorum. Kollarımız 12'şer ilmek oldu. Artmalarımızla birlikte 14 ilmek gizli artmayla. Tekrar gizli artmayı atıyorum. İki ilmek artma yeri için düz ilmek örüyorum. Ayracımı alıyorum ve bir ilmek daha gizli artma atıyorum. Arka kısımdayız. Tüm ilmeklerimiz düz. Örgüm birazcık böyle kolay olsun diye diğer örgülerimin biraz fazla teferruatlı olduğu söylendi. Onun için böyle serbest, rahat bir hırka tarifi olacak. Yeni başlayanlar ve herkesin örebileceği şekilde. Onun için sadece kol kısmı modelli olacak. Tabii ki modelim kendini belli ettiği zaman hepiniz çok seveceksiniz. Tekrar artma yerine geldim. Bir tane gizli artma atıyorum. İşaretimi alıyorum. Bir, iki tane düz ilmek örüyorum. İşaretimi alıp yine gizli artma ekliyorum. Ve tüm ilmeklerimi koldaki 10 ilmeği ters öreceğim. 2 ilmek artma yapacağım. 3 tane ters ilmek ördükten sonra 4. ilmeğin hemen altından bir tane artma aldım. Devam edip 1, 2, 3 tane daha ters ilmek ördüm. Ve yeniden bir ilmek daha gizli artırdım. Artmalarla birlikte 14 ilmeğimiz oldu kolda. Gizli artmamı atıyorum. Ayracımı aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Bu ayracımı da alıp bir tane daha gizli ilmek attım. Bu sırada başa kadar örmeyeceğiz. Kısa satır dönüşleri yapacağız. Onun için 1, 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düz ördükten sonra örgüyü döndürdüm. Ve bu ilmeğimin birini diğer şişime aldım. Aldıktan sonra ipimi diğer yöne attım. Diğer yöne atınca bu ilmek 2 ilmek gibi oldu. Ve devam edip diğer ilmeği ters ördüm. Bu yöne doğru örmeye devam ediyorum. Tüm ilmeklerimi buradaki artma yerindeki ilmekleri ters öreceğim. Ve işaretleri çıkarıyorum artık. Model kurulumu için bize engel olmasın. Koldaki 14 ilmeğimize bu sırada bir ters bir düz öreceğiz. Ters ilmekle başlıyorum. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Tekrar ters ilmek,
düz ilmek, bir ters bir düz örüyoruz 14 ilmeği. Tekrar düz ve ters, düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmekle bitirdik. Bu artma yerindeki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Örgümüzün arkasındaki tüm ilmekleri de ters örüyoruz. İşaretime kadar hepsini ters örüyorum. Artma ilmeğini ördüm. 2 tane artma yeri için olan ilmeği de ördüm. Ve kolun ilmeklerindeyiz tekrar. Yine ters ilmekle başlıyorum. Artma, gizli artma yaptığımız ilmeği ters örüyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, tekrar ters ilmek ve düz ilmek, yeniden ters ilmek ve düz ilmek, bir ters bir düz ördüm tamamını ve en son düz ilmekle bitirdik. 14 ilmeği bir ters bir düz ördük. Ve yeniden bu artma yerindeki 2 ilmeğim ve gizli artma. Şimdi yine 2 tane ilmek öreceğiz ve döneceğiz. Dönünce yine bu şişimi alacağım ve bu şekilde 2 ilmek gibi olacak yine ve düz ördüm diğer ilmeğimi. Bir ilmek daha ördüm. Gizli artmama ekledim. Bir, iki tane daha ilmek ördüm. Tekrar kol için bir tane artma ekledim ve koldaki tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Hepsini ters örerek devam ediyorum. Bu modelin kanalımda tarifi var. Petek örgü modeli. Örgünün düz yüzünde tüm ilmekler ters örülür, örülecek. İç kısımda bir ters bir düz örülecek. Ve koldaki son ilmeğimi de ters ördüm. Gizli artmamı ekliyorum. 2 ilmek örüyorum. Tekrar gizli artma ekleyip kolun ilmeklerine kadar örüp tarife devam ediyorum. Kolun ilmeklerindeyim. Bir tane gizli artma atıyorum ve kalan tüm ilmeklerimi gizli artmama kadar hepsini ters örüyorum. Ve geldim artma yerine. Kol için bir tane artma ekliyorum. 2 ilmek örüyorum. Ve yeniden bir ilmek daha gizli artma ekliyorum. 1, 2 tane ilmek örüp bu dönüş yaptığımız ilmeği de düz örüyorum. Ve yeniden 2 ilmek daha alıyorum bu kısımdan. Döndürüyorum örgüyü. Şişime aldım, ipimi attım ve yine 2 ilmek gibi oldu. Ve ilmeklerimi ters örerek artma yerine geliyorum. Gizli artmamızı örüyorum. Ön için olan 2 ilmeği daha örüyorum. Şimdi modelimizde bu kısımda
Yine bir ters bir düz öreceğiz. Ama bir fark var. Bu uzun olan 1, 2, 3 sıra olanı tersi çevireceğiz. Bu kısa sıra olan düzümüzü düz öreceğiz. Püf noktası bu modelimizin. Uzun olan düz ilmeğimiz bu ters olacak. Bu düz, yine tersle başlayacağız. Ters ilmekle başladım. Düz ilmek ördüm. Ters ilmek, düz ilmek. Tekrar ters ilmek ördüm, düz ilmek örüyorum. Bu sırası çok olan 1, 2, 3 tane olanı terse çeviriyoruz. Yanındaki ilmeği düz örüyoruz. Bu modelim iki tarafı da kullanılabilen çok güzel bir model. Bantlarda da kullandığım bir model. Örümü de gayet kolay. Düz olanı tekrar ters ördüm. Son olarak düzle bitirdik. İki tane artma ilmeği ve arkanın artma ilmeği. Buraya kadar örüp yine iç tarafta modeli takıyorum. Koldaki modelimize 1, 2, 3 sıra. Bu üçüncü ilmek ters örülecek. Bu düz, bu da ters. Yine tersle başlıyoruz. Ters ilmekle başlıyorum. Düz ilmek örüyorum. Ve bunu terse çeviriyorum. Modeli belirlerken bu ilmeklerinize bakacaksınız. Sırası çok olan, düz olan ilmeği mutlaka ters örmeniz gerekecek. O yüzden hesaplayıp başlayacaksınız. Tekrar bu ilmeğim düz, bu ters. Düz ilmek, ters ilmek. Düz ilmek ve ters ilmek. Ve en son yine düzle bitiriyoruz. Artma yerlerimizdeki ilmeği örüp ön kısımdan ilmeklerimizi alıp bu dönüş yaptığımız ilmeği de ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar iki tane daha ters ilmek örüp dönüyorum. Aldım yine ipimi ve düz ördüm. Tekrar bu şekilde yapıyorum. İlmeklerimi de düz örerek artma yerime geldim. Bir tane artma ekliyorum. İki ilmek örüyorum. Kol için tekrar artma ekleyip kolun tüm ilmeklerini ters örüyorum. Düz yüzde. Hiçbir işlem yok. Tamamen hepsini bu şekilde düz örüyoruz. Ters örüyoruz. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ve yeniden artma yerindeyim. 1, 2, yeniden bir tane daha gizli artma. Bu yöne kadar hepsini düz örüyorum. Olduğu için koldaki modeli sürekli çekerek tarif edeceğim. Yine kolun ilmeklerindeyim. Tüm ilmekleri ters örüyorum gelişine. Tamamını ters örüyorum. Kol ilmeklerinin iç yüzde yine tarif edeceğim sırayı. Ve geldik gizli artma yapacağımız yere. Gizli artmamı atıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Tekrar bir tane daha gizli artma attım. İlmeklerimi düz örerek dönüş yaptığım ilmeğe geliyorum. Ve bu ilmek. Bu ilmeğimi de düz örüp iki ilmek daha alıyorum. Döndürüyorum örgüyü. İpimi atıyorum.
ve bu kısımda da ters örerek ilmeklerimi artma yerine kadar geliyorum. Artma yerinde ilmeğimi ördüm. Tekrar iki ilmeği de ters ördüm ve kolun modeli olan ilmeklerindeyiz. Çok uğraştım bu modeli hangi renk gösterir diye iki defa ip değiştim. Şimdi yine bu kısımda belirlemek için üçüncü ilmeğimize bakıyoruz. Üçüncü ilmeğimiz 3 sıra düz. 3 sıra düz olunca bu ilmek ters olacak. Yanındaki ilmek düz olacak. Biz yine ters ilmekle başlıyoruz. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Sürekli kaydıracağız düze döndürdüğümüz ilmekleri. Düzü örerken böyle içinden şişime takıp örüyorum. Tersi çevirirken ipimi öne alıp şişin bu yönünden ilmeği takıp çevirerek örüyorum. Tekrar düz ördüm, ters ördüm. Düz, ters. Düz, ters. Düz örüyorum. Ters ilmeği örüyorum. Tekrar düz ördüm. Ters ilmek ve düzle bitirdim. Ters ilmek yaparak başlıyoruz, hesaplayıp düz ilmekle bitiriyoruz. Başka işlem yok. Arkanın ilmekleri düz. Bu kısma kadar örüp devam edeceğim. Koldaki modelli kısımdayız. İkinci kolumuzda ters ilmekle başlıyoruz. Ters ilmek ördüm. Düz ilmek ördüm. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Uzun olan ilmeğimizi terse çeviriyoruz. Diğerini düz örüyoruz. Ve tekrar ters ilmek, düz ilmek. Ve düz ilmekle bitirdik modelli kısmı. Modelimi hatırladınız herhalde. Tekrar bu iki ilmeğimi örüp artmayı da örüp kısa satır için ilmek alıp döneceğim. 8 ilmek kalana kadar bu şekilde ikişer ilmekle döneceğiz. Ve bu ilmeklerim geldi. Bu ilmeğimi de ördüm. Tekrar iki tane daha ilmek aldım ve döndüm. İpimi çevirdim. İki ilmek gibi oldu ve dönüp devam ediyorum. Gizli artmamı atıyorum. İki ilmek örüyorum. Tekrar gizli artma atıyorum. Koldaki ilmeklerimi ters örüp buradaki ilmekleri düz örerek diğer yöne kadar örüp tarif edeceğim. Tamamı ters kol ilmeklerini. Yine dönüş yapacağımız ilmeklerdeyiz. Gizli artmalarımı ekledim. Örüyorum ilmeklerimi. Çift gibi olan ilmeğime gelene kadar örüyorum ve geldim. Bu ilmeğimi de ördüm. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 9 ilmeğimiz var. Tekrar bir ilmek daha örüp dönüyorum. 8 bant kalınca bu bir tanesini aldım bu şekilde ve döndürdüm. Ters örüyorum hepsini. Diğer sırada artık bandımıza kadar öreceğiz. O artma yerlerindeki ilmeğimi örüyorum. Ve geldik kolumuzun modeline. Modelimiz iç kısımda ters yüzde
kuruluyor. Bu sırada ayarlıyoruz ilmeklerimizi. Diğer yönde ters örüyoruz. Hiçbir işlem yok o sırada. Yine ters ilmekle başlıyorum. Kolun ilmeklerine ters ilmek ördüm. Düz ilmek ördüm. Ters ilmek ve düz ilmek. Gayet açık belli bu sırada. Uzun olan düzümü ters örüyorum. Diğer ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ters, düz, ters ve düz. Tekrar ters ördüm, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Tekrar ters ilmek ve burada artmamı unuttuğum için bu ipten alıp düz örüyorum. 1 2 ve diğer artma. Devam edip diğer modele kadar düz öreceğim ve buradaki modeli tarif edeceğim yine iç yüzünde. Kolun modelli kısmındayız. Yine bakıp belirleyeceğiz. 1 2 3 bu ters olacak. Yanındaki ilmek düz olacak ve ters ilmek. Ters ilmekle başladım. Düz ilmek ördüm. Ters ilmek, düz ilmek. Biraz daha yavaş öreyim ve çok yakın çekim yaptım. Nasıl anlatabilirim? Nasıl arkadaşlarım örebilir diye. Tekrar düz örüyorum. Ters ilmek örüyorum. Düz ilmek örüyorum. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ve düz. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmekle bitirdik. İç yüzü modelim bu şekilde. Diğer yüzü de böyle. Çok zarif bir model. Ve tekrar bu kısımda da son dönüş yapacağımız ilmekleri yapacağız ve döneceğiz. Ve geldim. Bu ilmek kısa satır yaptığımız ilmek. İkisini birden alıp bu şekilde örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı. Bir tane daha örüp dönüyorum. Döndürdüm ipimi. Tamamını düz örerek devam ediyorum. Bu yapacağımız işlemi tamamladık. İki yönde de başa kadar öreceğiz artık. Artmamı atıyorum. Gizli artmamı. 2 ilmek örüyorum. Kol içinde artma atıp kolun tüm ilmeklerini ters örüyorum. Tamamı ters. Ve iç yüzde yine tarif edeceğim. Model kendini belli edene kadar ki belli etti. Tekrar iç yüzde yine göstereceğim. Bitireyim ilmekleri. Gizli artmayı da atayım. Ve modelimiz kendini belli etti. İç yüzde devam edeceğim. Devam ediyoruz. Bu kısımda gizli ilmeğimi attım ve ilmeklerimi düz örerek bandıma kadar örüp döneceğim. Artık dönüşlerimiz yok. Bir önceki sırada son dönüşümüzü yaptık ve geldik. Son dönüşü yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi de bant ilmeklerimi de ters örüyorum.
Ters yüzdeyiz. Kol modelini yine tarif edeceğim iç yüzde bu sırasını da. Kolun modeline kadar hepsi ters, ilmeklerimi ters ördüm, bandım ters zaten ve bu öndeki ilmekler de ters örülecek. Düz çünkü öndeki örgümüz. Bir işlem olmadığı için normal örüyorum. Modelde yavaş tarif edeceğim. Ve geldik. Kol kısmının da kısmındayız. Modelin ters yüzündeyiz, iç yüzündeyiz. Bakıp belirleyeceğiz. Her sırada söylediğim gibi 3. ilmeğimiz ters, yanındaki düz. Başlangıçtaki ilk ilmeğimiz ters. Ters ördüm, düz örüyorum. Ters örüyorum, düz örüyorum. Ters ve düz. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek ve düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz, ters ilmek ve düzle bitirdik. Ters ilmekle başlayıp düz ilmekle bitiriyoruz. Bu sayıda tabii ki eğer sizin sayılarınız farklı olursa dikkat etmelisiniz. Söylediğim gibi uzun olan, düz olan ilmeği, sırası fazla olan ilmeği terse çevireceksiniz. Bu ilmeklerimi de ters örüyorum. Diğer modelde de tarif edeceğim. Kol kısmındaki ilmeklerdeyiz. Modelimizin düz yüzden görünüşü ve iç yüzü. Tekrar ters ilmekle başlıyorum. Ters ilmek ördüm, düz ilmek örüyorum. Ters ilmek, düz ilmek. Tekrar ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek ve düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek, ters, düz. Ters ilmek, düz ilmek. Tekrar ters ilmek ve düz ilmekle bitiriyoruz. Görüntüsü de böyle. Modelimizin kol kısmında, roba kısmında bu şekilde modelli olacak burası. Robada biraz daha ilerleyip tarif devam edeceğim. Bu kısımda da tüm ilmeklerimi örerek bant kısmını artık örmeye başlayacağım. Hızlı örüp bant kısmına geleyim. Ve burada da 2, 4, 6, 8 ilmekten sonra bu dönüş yaptığımız ilmek var. Ters ördük ve bitti işlemimiz. Bantlarımı da örüyorum. Son ilmeğimi örmeden taktım. Ve tamamladık kurulumumuzu, modelimizi. Yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim. Biraz ilerledikten sonra yine tarif ederim. İlk yerlerini eklemeyi unutmuyoruz. 13 diş haroşa olunca ben yeniden ilik yeri ekliyorum. Robamızda ilerliyoruz. Herhangi bir model kurma veya ilmeklerde değişiklik hiçbir şey olmadığı için biraz ördüm, ilerledim ben. Bu şekilde
Artmalarımızı ekleyerek kol kısmında modeli örerek kol ayrımına kadar, beden ayrımına kadar öreceğiz. Çok büyük değil hırkam. Yeterli sayıya geldiği zaman tekrar ayrımlara başlarken tarife devam edeceğim. Bu kısımlarda herhangi bir tariflik bir şey olmadığı için örüp devam edeceğiz. Ters yüzü de böyle modelimizin, kol kısmının ve diğer tarafı. Robanın sayılarını tamamlayana kadar örüyorum. Bir de ilik yerlerini unutmuyoruz. Birinciyi açmıştık. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 3 diş haraş olduktan sonra bir tane daha ilik yeri açacağım. Bu sayıyla ilik yerlerini açmayı unutmuyoruz. Örgümde roba kısmında yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Bu uzunluk yeterli. Başlangıçtan itibaren bu sıralarımızı saymayalım. Diğer haroşa sıralarımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 diş haroşa sıra örünce ayrımları yapacağım. İlik yerlerimizi açtık. Ben ikinci ilik yerimi de açtım. Bu arada rengim böyle birazcık lilaya kaçsa da bu kameramdan dolayı ipim açık bej arkadaşlar. Himalaya'nın numarasını yazıp bakabilirsiniz renge. 704 19 renk no ve açık bej. Ama kameramdan dolayı biraz böyle örgüde lila gibi görünüyor. Kesinlikle erkek bebek rengi ve açık bej rengimiz. Şimdi devam edip bu kol kısmında artmalarımı yapacağım ve kolu ayıracağız. Kol kısmında düz örgüye geçip düz örgüyle kol bandına kadar öreceğiz. Bu bantlarımı örüyorum ben. 2, 4, 6, 8 ilmek bant ördüm. Öndeki ilmeklerimizi düz örerek kol kısmına geleceğim. Herhangi bir işlem yok. Kol kısmına gelmek için düz örüyorum ilmeklerimi. Ve önün ilmekleri bitince bir ilmek ekledim ön için gizli artma tekrar. Bu iki ilmeğimizi de ördüm. Arkası için de bir ilmek ekliyorum ve tüm ilmeklerimi ters örerek diğer tarafa ilerliyorum. Bu kısma kadar ters örüp tarif edeceğim. Ve geldim ilmeklerimin 1, 2, 3, 4 tane kalmış. Ve kol için son kalan 4 ilmeği de ördüm. Bu örgümde bu artma yerlerindeki 2 ilmeğimi tamamen beden için kullanacağım. İkisinin ortasındaki ilmekleri kol için kullanacağım. Şimdi diğer tarafta artma attım. Burada da 3 ilmek artma atacağım. Bir tanesi bu baş tarafta atmıştım, bir ilmek onun için. 2 tane de artma atıyorum ve dönüyorum örgüde. Diğer yüze kadar yine tüm ilmeklerimi ters öreceğim. Çünkü modeli örmeyi bırakacağım.
koldaki düz bölüme geçmeden önce 4 diş haroşa olsun istiyorum. Şişi değiştirmeyince zor örüldü bu ilmekler. Devam edip bu kısma kadar hepsini ters örüyorum. Ve ilmeklerin sonundayım. Kalan ilmekleri de ters örüyorum. Son bu gizli artma olan ilmeğimi ördüm. Ve 2 ilmek daha attım. 1, 2. Bu yönde 2 ilmek attım. Diğer yönde 3 ilmek attım. İki tarafta da eşit ilmek attım. Böylece. Ve şimdi birinci diş haroşamız oluştu. 3 diş daha yapıp daha sonra düz örgüye geçeceğiz. Modelimizin güzelliği de bu arada iyice belli oldu. Beden kısmına da uygularız belki. Hırkamda kol kısmındaki artmalarımı attım. 3'er ilmek attım iki yönde ve 58 ilmeğimiz var. 58 ilmekle dirsek kısmına kadar düz örgü öreceğim. 4 diş haroşa, daha sonra düz örgü modeli örmeyeceğiz artık. Bu sıraya kadar, bu örgünün bu kadar olana kadar tariflerin birinci bölümü içinde kol kısmını, diğer kolu ve bedendeki modeli ve diğer tariflerimi ikinci bir bölümde yapacağım. Birinci bölüm için yeterli bir süreye ulaştım. Devam edip ikinci bölümde kol kesmelerimizi ve diğer model kurmaları tarif edeceğim. Hepinize kolay gelsin. İkinci bölümde görüşürüz.